Yönetimin sorunudur. Musa Özuğurlu, şimdi Putin'le görüşme sırasında en çok tabii Suriye konuşuldu diye düşünüyorum, ya da öyle midir? Tabii bir Esad'la görüşme, mevcut rejimle bu işi çözün şeklindeki Putin'in tavsiyesi olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz. Çünkü bir operasyon düşüncesi içerisinde iktidar. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsun? En çok hangi konu öne geçti? Putin-Erdoğan görüşmesi, sonra çünkü Soçi görüşmesinden önce birkaç gün önce Tahran'da bir araya gelmişlerdi. Dolayısıyla böyle bir görüşme en çok hangi konunun öne çıktığı bir görüşme oldu? Yani iki boyutlu olarak görmemiz gerekir. Birincisi tabii küresel çapta şu anda yani çok sayıda süreç devam ediyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili olarak iki ülkede pozisyonlarını ve bundan sonra yapılabilecek olanları değerlendirdiler. İkincisi elbette Suriye konusu. Önce Suriye'den başlayalım abi istersen. Tabii. Suriye meselesiyle ilgili olarak aslında Tahran zirvesinde hem İran hem Rusya düşüncelerini ortaya koymuşlar. Yani Türkiye'nin oradaki herhangi bir operasyonunun Suriye devletinin aleyhine olacak şekilde olmaması gerektiğini birincisi ifade ediyorlar. İkincisi zaten Suriye hani şu anda Türkiye'nin herhangi bir operasyonunu istemediği için de bir şekilde bu operasyona karşı olduklarını ifade etmişlerdi. Bu görüşmede de aslında Putin aynı şeyi söyledi Erdoğan'a. Yani Suriye'nin hassasiyetlerinin değerlendirilmesi gerektiğini öncelikli olarak ifade etti. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarına aslında yansımış durumda bu. Hatta şöyle bir şey var, biraz daha son günlerdeki işte Türkiye-Suriye arasında görüşmeler oluyor ifadelerini doğrulayacak bir tonda. Biz kendileriyle görüşüyoruz ama hiçbir işe yaramıyor, yani bu terör örgütleriyle ilgili olarak işe yaramıyor gibi bir ifade kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla demek ki Tahran zirvesinden bu yana Rusya'nın Suriye ile görüşülmesi konusunda yapmış olduğu baskı meyvelerini vermeye başladı. Eğer Erdoğan ağzını bu şekilde değiştirdiyse, çünkü daha önce sürekli yani rejim işte onlarla hiç görüşmeyeceğiz, onlar katil vesaire gibi takım ifadeler kullanıyordu hatırlayacak olursak. Fakat son dönemde görüşüyor olmamıza rağmen gibi bir ifade kullanıyorsa demek ki gerçekten de Türkiye artık Rusya'nın istediği yola girmiş demektir. Bundan sonra belki de Türkiye ile Suriye arasında başka daha somut adımların atıldığını görebileceğiz. İşin küresel boyutuna geldiğimiz zamansa... Ne anlamda söyledin bunu Musa? Şu anlamda eğer iki tarafın terörist tanımlaması birbirinden farklı... Yani Suriye'nin ve Rusya'nın biz YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamadığını görüyoruz. Yani Suriye'de evet, ayrılıkçı örgüt ifadesi kullanılıyor bütün haberlerinde, bültenlerinde. Fakat Türkiye terörist olarak tanımlıyor. Rusya da aynı şekilde. Rusya zaten hani hiçbir şekilde bir tanımlamaya girmiyor. Yani YPG olarak ifade ediyor sadece. Fakat diğer taraftansa Türkiye'nin ılımlı muhalif olarak gördüklerini Rusya ve Suriye terörist olarak görüyor. Yani aralarında böyle bir anlaşmazlık söz konusu. Eğer Türkiye ile Suriye arasında bu tanımlamalar konusundaki fark giderilirse belki Suriye ile Türkiye arasında örneğin İdlib taraflarında bir işbirliğini görebileceğiz. Buna mukabil Türkiye Suriye'den acaba YPG'ye karşı etkili bir operasyon yapmasını ya da kendi yapacağı operasyona ses çıkartmamasını isteyebilir mi? Evet, zaten bunu istiyor Türkiye. Fakat Suriye'nin ben buna doğrudan bu şekilde razı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bir başka yere de hani bağlayarak Türkiye artık yavaş yavaş Rusya'yla yani bu son görüşme sonrasında ortaya çıkan şu ki biraz daha Rusya eksenine giriyor. Yani ekonomik olarak yapılan bütün bu anlaşmalar, daha önce işte bu Akkuyu'yla ilgili olarak evet, yapılan işte anlaşma ve önümüzdeki Eylül ayında Şanghai İşbirliği Örgütü'nün bir toplantısı var ve bu çok kritik bir dönemeç bence. Türkiye eğer üyeliğe alınırsa Böylece aslında Türkiye Suudi Arabistan'la beraber, Mısır'la beraber ki bunlar üye olan ülkeler anlamında söylemiyorum ama aynı örgüte girmeye çalışan ülkeler aynı yerde yer alacak ve işin ilginç tarafı Suriye'de aslında diyalog için hazırlanan bir ülke. Yani bu Şanghai İşbirliği Örgütü ile. Dolayısıyla artık büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz ve bu coğrafyanın uzantısı olarak Türkiye ve Suriye bu coğrafyanın içerisinde ortak bir şekilde yer alacaklar. Bu nedenle ben önümüzdeki artık bu dönemde Türkiye ile Suriye arasında olumlu bazı adımların atılacağını düşünüyorum. Bir diyalog olacak, belki sığınmacılar konusunda belki çözümlemenin kolay yolu bu. Konusu, değil mi? Şöyle, sığınmacılar konusu bir kere Suriye yönetimi tamamen bu konuda yani işte afları da çıkarttı, gerekli işte bir takım düzenlemeleri de yaptı ve sığınmacıların kendi ülkelerine yani Suriye'ye dönmelerini istiyor zaten. Fakat bugüne kadar siyasal bir malzeme olarak kullanıldığı için iktidar tarafından gönderilmeleri engelleniyordu. Dolayısıyla işte yarın Suriye ile herhangi bir yakınlaşma söz konusu olduğunda bu şeylerin, sığınmacıların dönüşü kolaylaştırılacaktır kesinlikle ve bu Suriye'nin de istediği bir şey. Yani Suriye'nin zaten insan gücüne ihtiyacı var bir şekilde. Dolayısıyla evet bu da dahil yani bundan sonraki en az yakınlaşma belki çok şey bir ifade olur. Evet. Fazla abartı olur ama en azından bir takım alanlarda yapılacak olan işbirlikleri. Evet, önemli bu. Şimdi yaklaşık 15 dakikamız kaldı. 4'er dakika her birinize söz vereceğim. Hemen 4 dakikada bitirelim. Ve bir toparlama isteyeceğim hepinizden. Konuştuğumuz her konuda da olabilir. Eksik kaldı sözlerim diye düşündüğünüz herhangi bir şey varsa tabii ki 4 dakikaya sığmak suretiyle bunu yapalım. Mehmet Ocaktan da başlayayım. Buyurun. Şimdi tabii bu Soçi zirvesi önemliydi Türkiye açısından. Ben biraz şöyle görüyorum, yani hukuk devleti anlayışını zaafa uğradığı Türkiye, şimdi AK Parti eliyle doğal olarak demokrasi ekseninden Şanghay eksenine doğru kayıyor. Şey dolayısıyla yani öyle bir süreç var. Zirveye Eylül'de katılacağını söyledi. Tabii. Bu arada izleyicilerimiz hukukun üstünden vazgeçen, itaatçi anlayışı özgürlüklere tercih eden bir Türkiye'nin böyle bir eksene kayması son derece doğal. Yani AK Parti Putin'le birlikte yürümeyi tercih ettiği ilk günden bu yana aslında hızla Avrupa değerlerinden uzaklaşıyor. Yani bu bir gerçek. Şimdi evet Türkiye'nin elbette Rusya ile, Çin ile, dünyanın bütün ülkeleriyle ilişki kurması son derece doğal. Bu başka bir şey. Hele yanı başında terörle mücadele eden, bir terör varlığı var, onunla mücadele eden bir Türkiye'nin Rusya ile de ilişkilerinin sağlıklı olması elbette iyi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Putin bize göre bize adaletli davranıyor. Terör konusundaki soruya cevap verirken. Şimdi tabii benim aklıma şey geliyor. Şimdi PKK'nın ve YPG'nin Moskova'da büroları var. Ve YPG'yi de kesinlikle PKK ile ilgili duymadım ama YPG'yi kesinlikle bir terör örgütü olarak zaten tanımlamıyor. PKK'ya da bir büro açma izni verdiğine göre demek ki onu da bir şekilde koruyor demektir. İdlib'de 33 askerimizi şehit ettiği halde şu ana kadar Rusya'dan, Putin'den bu konuda herhangi bir şey gelmiş değil. Gerçi bizim de bir şey dediğimiz yok. Allah var, hükümetin de bu konuda şu ana kadar tek cümlelik bir şeyi yok. Şimdi bütün bunlar tabii ki ilişkiler var. Türkiye AB ile tam üyelik müzakerelerini başlatan bir Türkiye eğer böyle bir işte bu hukukun üstünlüğünden vazgeçmişse, özgürlükleri önemsemiyorsa, insan hakları ile